Evet sevgili seyirciler, telefon hattımızda Cumhuriyet Halk Partisi eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen var. Merhabalar efendim. Merhaba İzgi Hanım. İyi yayınlar olsun. Teşekkür bayramınız ediyoruz. Evet, hepimizin bayramı kutlu olsun. Çok güzel bir gün. 95. yıl dönümünü kutluyoruz Cumhuriyetimizi. Neler söyleyeceksiniz, duygu ve düşüncelerinizi alalım lütfen. Şimdi tabii bize bu bayramı hediye eden Büyük Önder Atatürk'ün 21. yüzyılda, aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hala dünyada örnek bir bayram ve örnek bir ulus yaratmasının övüncüyle, gururla yaşayan bir yurttaş olarak bu görüşlerimi paylaşmak isterim. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk hani diyor ya, okudukça daha çok saygı duyuyorum, okudukça, öğrendikçe ona olan saygım ve hayranlığım daha çok artıyor. Tam da öyle. Dünyanın birçok ülkesi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili dünyada eşine benzerine rastlanmamış büyük övgülerle, büyük tatiflerle bahsetmektedirler. Birçok Balkan ülkesinde Atatürk'ün onlarda yaşamış olduğu anılar tazelendirilip, onların da Mustafa Kemal Atatürk'e ve kurduğu cumhuriyeti olan saygılarını anlatan özlü deyimler vardır. Örneğin Bulgarlar Batı kültürünü bizde yaşadı ve öğrendi Mustafa Kemal derler, ama Yunanlılar da bizde doğdu diye bir kıskançlıkla o duygularını ifade ediyorlar. Makedonlar bu topraklarda yetişti, Arnavutlar o aslında bizdendir gibi onlar da Atatürk'ü paylaşmak, Atatürk'ten kendilerine bir pay çıkarma onurunu yaşamak isterler. Bundan hepimiz gurur duyarız, kıvanç duyuyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlık tarihinde örnek olan ulus devlet inşası, küreselleşmeye karşı vermiş olduğu, emperyalizme karşı vermiş olduğu eşsiz mücadelenin dünyada yarattığı o büyük örnek, model, rol model herkeste büyük hayranlık uyandırmıştır. Yani Gandhi'nin, Cinnah'ın, Bumediye'nin Mustafa Kemal Atatürk için söyledikleri, savaşırken onu örnek aldık diyen Cezayir halkının, askerlerin ceplerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini taşıyarak savaştıkları, ölümü göze alarak ülkelerinin bağımsızlık mücadelesini verdiklerini hatırlandığında gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığımız bir kat daha artıyor. Daha çok yeni. 1990'lı yıllarda biliyorsunuz Azerbaycan kurtuluş mücadelesinin içerisinde önderi Ebu Feyz Elçi Bey ile mücadele ederken, halkçı hareketle mücadele ederken Ebu Feyz Elçi Bey'in söylediği "Men onun eskeriyem." O sözü Azeriler hiç unutmadılar. Bugün de hepimizi duygulandıran o müthiş bağlılıklarıyla Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan hayranlıklarını her yerde ifade ediyorlar. Yine daha çok yeni bir örnekten de bahsetmek isterim. Biliyorsunuz çok kısa bir süre önce Türkmenistan'ın lideri Sapar Murat Niyazov da soyadı konusunda Türkiye'ye bir örnek olsun diye bir başvuruda bulunmuştu. Ben de Atatürk soyadını alabilir miyim diye. O dönemdeki hükümetimiz de son derece nazik bir üslupla kendisine bunun bir yasal sınırlar içerisinde olduğunu ve ne yazık ki yasal olarak mümkün olamayacağını ifade etmişti. Onun üzerine kendisi Türkmenbaşı soyadını almıştır. Yani dünyanın neresinden bakarsanız, nereye bakarsanız bakın, Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlığa bıraktığı eşsiz örnek bir rol model ülke, eşsiz bir cumhuriyet vardır. Dünyada ilk kez emperyalizme, küreselleşmeye karşı verilmiş olan büyük bir mücadelenin adıdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Büyük bir ulus devlet mücadelesinin adıdır. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de Cumhuriyet'in Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünün notlarını düştüğünü söylüyordu. Ama daha sonra dünyanın bütün mazlum ulusları o ön sözden kendilerine pay çıkardılar. Filipinler'le Türkiye'nin ne alakası var demeyin. Kurtuluş Savaşları'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün başarmış olduğu o büyük mücadeleyi örnek almış bir ülkedir Filipinler. İşte daha çok yeni biliyorsunuz Küba'nın Castro'su, dünyada ondan daha büyük devrimci aramayın. Evet. Türk gençlerinin başka bir devrimci aramalarını anlamıyorum. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldık ve onunla başardık. İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devrimcisidir Mustafa Kemal Atatürk derken, bizler de bu gerçekleri ne yazık ki Türkiye'de maalesef bugünlerde ağır saldırılar altında kalan Cumhuriyet ve Atatürkçülükle şaşkınlıkla izliyoruz. Dünyada hiçbir toplumun, hiçbir ülkenin bu kadar, dünyanın her kesiminin, siyasetçisinin,
kültür devrimcisinin, UNESCO'sunun, Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz Birleşmiş Milletler tarihinde özellikle UNESCO'nun kutladığı tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Yani bir örneği daha yok. Böylesine büyük, dünyanın örnek aldığı, saygın her alanda büyük devrimleri, toplumun her kesiminde büyük sıçramalara ve yaşam kalitesini eşsiz bir noktaya taşıyacak adımları atmış olan bir lideri, üretmiş, yetiştirmiş olan bir ülkenin yurttaşı olarak onunla ancak gurur duyabiliriz. Ne yazık ki Cumhuriyetimizi olması gerektiği şekilde koruyamadık. Sabahki yayınlarınızda izledim. Buna ilişkin gerçekten üzüntülerini paylaşan insanlar var. Evet. Ben de o duyguları aynen paylaşıyorum. Cumhuriyet hak edildiği şekilde korunamadı. Cumhuriyetin değerlerini hepsi birer lütfedilmiş ihsan olarak kabul ettik. Olması gereken mücadele yapmadık. Tıpkı Gandhi'nin 1922 yılında söylediği gibi, özgür ve bağımsız kalmak için cezaevlerine girmeyi ve hayatımızı ülkemiz ve yurttaşlarımız için feda etmeyi göze alamadığımız sürece ancak bu ülkelerde birer köle olarak yaşamaya mahkum oluruz. Özgür ve bağımsız yaşamanın temel kuralı Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği gibi, Amasya Tamimi'nde, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde söylediği gibi, biz özgür ve bağımsız, milletin kaderini, milleti belirleyen bir ülke olmayı başardığımız zaman gerçekten tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği cumhuriyeti inşa etmiş olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Pekşen. Ben çok teşekkür sağ olun ediyorum. Efendim. Yeniden bütün halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Halk TV'ye de bu güzel yayınından dolayı ayrıca tebriklerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Cumhuriyet Bayramı arifesinde Dumlupınar görüntülerini getirdik ekranlarınıza. Muazzamdı hakikaten. Çok güzeldi. Dumlupınar'ın hak ettiği görkeme kavuşmasına sağlayan bir etkinlik, bir açılış töreni idi. Dün akşam ise TÜTAV'ın, Türk Tanıtma Vakfı'nın bir töreni vardı. Cumhuriyet duyarlılığı orada da hissedildi. Halk TV'nin de ödül aldığı o geceye dönüyoruz şimdi. TÜTAV Vakfı Kurucu Başkanı Kemal Baytaş'ın önderliğinde düzenlenen TÜTAV ödülleri Ankara'da düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Törende Türkiye'nin önde gelen isimleri ve kuruluşları ödül aldı. Gecede ödül alan opera ve bale sanatçısı Murat Karahan verdiği konserle dinleyenlere unutulmaz bir performans sergiledi. Caccio perduto sono fantasia. TÜTAV ödülleri töreninde 10 isim ve kuruluşu ödül aldı. Halk TV ise örnek ve seçkin medya kuruluşu ödülüne layık görüldü. Ödülü Halk TV adına Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç aldı. Türk Tanıtma Vakfı'na ve Sayın Başkanı Kemal Baytaş'a bu değerli ödülü Halk TV'ye verdiği için ben teşekkür ediyorum ve bu ödülü almış olmaktan hakikaten tüm ekibim adına onur duyuyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim... Efendim biz malum Türkiye'mizde işte bu yandaş medya ortamında arkamızda bir patron olmadan, bir holding olmadan, bir büyük şirket olmadan, iktidar olmadan mütevazı imkanlarla yayın yapmaya çalışıyoruz ve yandaş medya ortamında bir soluk borusu, gerçekleri işte halka, kamuoyuna anlatmaya çalışan bir soluk borusu olmaya gayret gösteriyoruz. Biz tabii Halk TV olarak sadece haber vermekle de yetinmiyoruz. Halk TV olarak bir duruş, bir karakter koymaya çalışıyoruz. Bizim bu karakterimiz, bu duruşumuz da ben işte bazı isimler söyleyerek ifade edebilirim. Mesela biz Mustafa Kemal'iz Halk TV olarak. İsmet Paşa'yız. Teğmen Mehmet Ali Çelebi'yiz. Orgeneral Çetin Doğan'ız. Efendim Yarbay Ali Tatar'ız. Önceki gün Tunceli Dağları'nda şehit olan, donarak şehit olan iki uzman çavuşuz Halk TV olarak. İşte Rize'deki Havva Ana'yız. Biz Halk TV olarak sadece hani olan biteni halka yansıtmakla yetinmeyip bir duruş, bir karakter göstermeye çalışıyoruz. Bu yolda uğraşıyoruz. Halk TV deyince işte Uğur Dündar'ız aynı zamanda. Bu kadar efendim, ben de hani biraz da heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun.
Gecede usta gazeteci Uğur Dündar'a ise onur ödülü verildi. Bugün Dumlupınar'dan geliyorum buraya. Biraz önce Sayın Haberal Hocam şu andaki varlığımızı borçlu olduğumuz zaferden söz etti. Fali Rıfkı'ya göre ki çok büyük bir yazardır, aldığımız nefesi bile borçlu olduğumuz yer Dumlupınar. Ama orası da kaderiyle baş başa bırakılmış, adeta unutulmaya, insanların gelmemesi için elden gelen bütün gayretlerin sergilendiği bir neredeyse makus talihe gark olmuş bir destanın yazıldığı yerdi. Büyük bir destan yazıldı. Muhteşem bir zafer kazanıldı. Bugün orada Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar'ın yaptığı görkemli tesisi açtık. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk misafirhanesi ve Dumlupınar sosyal tesislerini açarak ilk kez konaklanılacak, yemek yenilecek, tuvaleti olan, insanca ikamet edilecek bir tesise sahip oldu Dumlupınar. Böylece benim o şarapnel parçasıyla 6 yaşımdan beri kalbimde taşıdığım sancı biraz daha azaldı. Bu ödülü de çocuklarıma çok değerli bir miras olarak bırakacağımı arz ediyorum.